Evet, bugün oğlumla çırpma aldık. Decathlon'dan kargomuz geldi. Gösterelim, hadi bakalım. Uçurtmayı çok seviyoruz değil mi oğlum? Ama yere koy ki gösterelim arkadaşlara. Tamam. Tamam, arkasını çevirelim. Şöyle koyalım. Mickey Mouse'lu kıyafeti. Çok seviyorsun değil mi? Hadi şuraya koy, gösterelim. Buraya koyman gerek ama. Bakın. Biz dinozor. Uçurtması aldık. Wow, çok güzel görünüyor buradan. Şöyle ipi bağlama yeri var arkadaşlar. Şöyle havada güzelce uçacak. Şimdi babamla da yapacağız. Tamam, kurarız. Bir de Decathlon'dan şundan aldık. Deniz ayakkabısı küçülmüştü oğlumun. 30-31 giyiyor ama biz 32-33 aldık. Deniz ayakkabıları sıkar ya, normalde şey giymesi zor olur. Önceden diğerinden almıştık ama kalmamış, ondan üretilmiyor artık sanırım. Su gözlüğü bununla Decathlon'dan evet. Aldık. Vakumlu. Oğluma şöyle renkli renkli içini gösterelim mi? Gözünüze takıyorsunuz, sonra vakum, çıkarsana. Vakum oluyor. Her yere yapışıyor. İsterseniz size elimde göstereyim. Şöyle vakumluyor mu? Ay, vakumlamıyor. Yok, sadece gözü vakumları. Tamam, vakumlamasını göstermesine gerek yok. Bak, şurası vakumlama yeri. Renkli şöyle. Çok güzel taktı oğlum. Çok hoşuna gitti ama değil mi? Ben size bir şey diyeceğim. Mickey Mouse'lu sahilde Mickey Mouse'lu bir şey oynamıştım. O havuzdu. Onun üstüne oturdum. Tersine oturdum. Kaç saattir vakumlayıp durdu. Oo. Bundan aldık. Bir de eşime de şey aldık bundan. Ama onunki siyah. Oğluma renklisinden aldık. Sonra bakın şöyle kendime havuz, deniz için su tutmaz şey aldım. Toka aldım arkadaşlar. Bu bir da de, çok güzel oluyor. Bir de uçurtma için bu ve bu lazımmış. Evet, bu takacağız. Düzgün dursun diye. Bu da ne için? Hmm. Ben biliyorum. Şöyle yanmak için. Şöyle. İpi havalara germek için değil mi? Evet, ama burasını anlamadım. Burası öylece takılı. Şimdi bakın şöyle havuzda denizde kullanmaya ultraviyole geçirmeyen şey tişört aldık. Giyip denemişti de çevirmişiz. Şöyle düzgün bir şey aslında. Bu da hem denizden çıkınca giymek için şey ne denir? Kumda oynarken giymek için şöyle gördüğünüz gibi. Sesini duyuyorsunuz ben. Aslında rengi size tam görünmüyor ya. Çok güzel bir turuncusu var ama sizde farklı görünüyor tabii ki kamerada. Sesini duyuyorsunuz herhalde. Ben ısıtmayı açıyorum takmak için. Evet. Bir de şöyle şort aldık oğluma. Mayosu küçülmüştü yine. Şöyle kumaşı da güzel. İçerisi de şöyle. Bakın böyle. Güzel. Böyle denize bir hazırlık yaptık. Bakalım uçurtmada. Ailemizin yanına da gideceğiz. Orada uçurtmayı da güzelce uçuralım diye. Öyle küçük bir alışveriş yaptık. Sizlere gösterelim istedik. Bakın arkadaşlar, size şunu göstermeyi unuttum. 50 artı faktör güneş ışığına karşı korumalıymış. Yani bence bayağı mantıklı bir şey yapmışlar. Hem de çabuk kuruyan bir kumaş. Size rengini nasıl gösterebilirim benim yakında? 30 euro, evet, şu anda gördüğünüz rengin biraz daha koyusu aslında. Güzel bir turuncu. Evet, şu eşime aldığımızı da gösterecektim size. Şöyle açayım da. Tek elle de zor oluyor. Şu da dediğim şey işte, eşime aldığımız. Bayağı kaliteli. Decathlon'un ürünlerini seviyoruz biz. Kullanıyoruz da. Yani şu marka oluyor Decathlon'un. Su. Evet, bu yüzücü gözlükleri deniyor sanırım bunlara. Öyle arkadaşlar. Evet, sen hazırlayacak mısın bakalım? Evet, şimdi
buraya denk geldi. Tak bakalım. Takamadım değil. Takarsın. Baba yardımcı olsun mu? Evet. Baba. Şimdi uçurtmanın çubuğunu babamla biz ikimiz takacağız. Hadi bakalım, kurmasını da göstermek baba, istedi size. Yardım edecek. Size bir kural göstereyim herhalde. Bakın. Hadi göster bakalım. Şurada bir şey var. Bu da bunu tutuyordu. Tamam, baba kursun, böyle görelim bunu o zaman. Hadi bakalım. Yapalım. Bunun geçmesi için yeri açmışlar. Böyle şöyle gideceğiz. Kırmadan. Hayır. Bu kadar. Kurulum bu kadar lazım. Kurulumu. Bu buradan kadar nasıl uçacak? İpi de buraya takacağız. Hayır hayır. Daha bitmedi. Şimdi tamam, sen uzaklaş. Ben de uzaklaşayım. Şimdi yapmaya. Takmamız lazım onun için. Evet. Takmasak olmaz mı? Uçururken gösteririz arkadaşlara, olur mu? Olur. Evet. Bu da burada çengeli var. Evin içinde uçuramayacağımız için. Dışarıda mı uçuruyor? Aslında çok kolay, kurulumu var zaten. İsterseniz size göstermek için dışarıda uçuram. Dışarıya çıkamayız. Şu anda çok soğuk. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Decathlon'dan aldığımız uçurtmayı deneyelim demiştik. Şimdi onun kurulumunu göstereceğiz. Nasıl uçuruyoruz onu da göstereceğiz. Arkadaşlar, daha önce aldığımız uçurtma bu. Şimdi bu yenisine bunu ek olarak yapacağız. Ek yapılarak uçurulan uçurtma türünden bu. İkisini birbirine bağlayıp uçuracağız. Bakalım uçacak mı? Bakalım uçacak mı? Hem beraber test edelim. Evet, şöyle. Hafif rüzgar var. Aşırı rüzgarda uçmuyor bunlar. Yere çakılıyor. Muhtemelen bu da aynısı olur. Değil mi? Yazıyor değil mi içerisinde? Daha önceki uçurtmalar da uçmuyordu. Evet. Şöyle kurulumu kolay. Dinozor şeklinde şöyle. İpini salın bakın. Kolay basit bakalım. Olacak gibi. Bakalım, inşallah çakılmaz. Evet. Tuttu değil mi? Hemen rüzgar tuttu onu. Aa, hiçbir şey yapmadım ha. Şimdi şunu ek olarak bağlayalım. Birazcık salayım şunu. Aslında onu yukarıdayken bağlamak lazım. Muhtemelen olacak. Yeni bir şey deneyim. Bunu şu dikkatli bağlamak lazım. Şöyle takılan yeri var. Neydi bu? Çengeli. Oraya takılıyor. Umarım kaybolmaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Evet, hemen rüzgar, hafif rüzgarda birbirine geldi. Böyle gördünüz mü? Aa, çakılacak. Dolaşmadan evet çakıldı. Demek ki üstüne bağlamamız lazım. O onu düşürdü arkadaşlar. Normalde de öyle onlar. Evet, aslında 3-3'lü gibi oluyor kuyruk kuyruğa da. Normal uçurtmanın üzerine bağladık şimdi. Öbürünü gördüğünüz gibi çaktı yere. Şimdi diğer türlü deneyelim. Evet, şimdi onu çıkarttık düşürdüğü için arkadaşlar. Şu üst bölgedeki şeye tele taktık. Bakalım kuru kısmına çakıyor. Değil. Bakalım şimdi uçuyor mu? Hadi bakalım. Umarım çakılmaz. Ay ay ay. Evet, gördüğünüz gibi şöyle onu düşürüyor arkadaşlar. Yani çılgın gibi bir uçurtma oldu. Demek ki şu uçurtma büyük olanı tek uçuracağız. Şu küçük olanı da birkaç tane alıp birbirine kendi içinde bağlayıp öyle uçuracağız değil mi? Yoksa bu büyük olanın dengesini bozuyor. Bunu tek başına uçuralım. Arkadaşlar, bu şöyle çengelli olduğu için buradan söküp ipe bağlayıp tek başına da uçurabiliriz. İsterseniz birkaç tane alıp da uçurabiliriz. Şimdi bunu tek başına uçuralım. Şöyle gördüğünüz gibi tuttuğumda zaten uçmaya meyilli. Hemen ipi bağlayıp uçurabilirsiniz. Diğer dinozor da böyle. Şuradan geriden göstereyim. Evet arkadaşlar, şöyle büyük uçurtmada rüzgar aldı götürdü. Hemen güzel bir uçma sağladı. Bunu da tek başına bağlayıp uçurabiliriz. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz videomuzu beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Aşağıda bir yorum yaparsanız da mutlu olurum. Yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.